kusura bakmayın. İlk aracı başkan, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ifadesini birine satıyor. Bunu istiyoruz. Şahının da aynı, şahının da aynı. Çok yanaştırmasın kafam, ayarlarız. Sağ olun, teşekkür ederiz. Araçlar alıyor bunları. Altınkaya 55 araç. Bu Afile 55. Evet. Bugün Büyükşehir Belediye'mizin bu kanyona, daha doğrusu Şahin Kaya kanyonuna hizmetine sunmuş olduğu feribot. Bugün biz de mutluluk duyuyoruz tabii. Kaç tane var böyle? Bu yöre halkımıza hayırlı olsun. Şu anda Büyükşehir Belediye'mizin bir Samsun'un gemisi 3 var. Evet. O tabi gezi teknesi. Burada mı o da? Evet, şu karşıda. Tamam, onu da gördük. Evet. Evet. Bu araç taşıma olarak, feribot olarak kullanılan daha ilk araç, birinci araç. İlk araç, evet. Kaç araç alıyor bu? Şu anda 8 araç diyorlar. Yani, kendi teknik ekipteki arkadaşlar ama normalde de 6 araç aldığı söyleniyor. Recepköprü Belediyesi'nin çalışması var mı bu araya? Bizim yetkimiz yok şu an. İnşallah ileride olur. İnşallah iyi olur. Bizim şu anda birazdan göreceğimiz Vezirtu Mesire alanımızda. Biz orada çalışma yapıyoruz. Buranın tanıtımı şimdi kanyonun, çok güzel yerler var. Yatırım iznini Büyükşehir Belediye'miz aldı. Bizim onun için yetkimiz yok. Anladım. Yani burada milli parklardan, orman genel müdürlüğünden alınmış olan 5 yıllık yatırım izni programında Büyükşehir Belediye'mizin 5 yıllık burada çalışma izni var. Evet. Bizim de aynen Vezirsu'da öyle. Biz bunu yıllara binaen bu çalışmaları sürdürüyoruz. Evet. Peki hayırlı olsun. Sağ olun. Şimdi nereye hayırlı olsun. Karşıya geçiyoruz. Kayıkbaşı. Oradaki restoranı görüp Vezirsu'ya geçeceğiz. Peki. Hadi. Başlayacak. Bir tesislerde bu sene devreye alıyoruz. Ama projeyi geliştirmeye devam ediyoruz. Bizden önceki dönemde yapılmıştı. Yusuf Ziya Başkanım zamanında. Onların misyonu da bitirdik, hizmeti açtık. Feribotun da gelmesiyle birlikte ciddi bir hareketlilik olacak burada. Başkanım, güvenli feribot şekil. Kaç aram kapasiteli veya herhangi bir ücret var mı? Tabii ücret olacak arkadaşlar. Bunların maliyeti olacak ama biz bunu, bize maliyeti neyse onu yansıtacağız. Bizden bir kar amacımız falan yok. Önemli olan vatandaşımıza uzun yıllardan beri beklenen hizmeti vermekti. Buna da kavuşmuş olduk. Ulaştırma Bakanlığımızın desteğiyle bunu da ifade edeyim. Dolayısıyla bizim oradaki Samsun 3 gemimiz çok büyük bir görev icra ediyor burada. Diğer teknelerde giz tekneleri var ama o tamamen bizim gemimizde özellikle burası nitelik kazanmış oldu. Önemli olan dünyada eşi benzeri olmayan, yani bir başka benzeri olmayan bu kanyonumuzun, Altınkaya Barajımızın hem Samsun'umuza hem Vezir Köprü'müze çok iyi bir, önemli bir turizm merkezi olarak inşallah planlıyoruz. Bununla ilgili bugüne kadar yapılanların üzerine çok nitelikli projeler ilave ediyoruz. Şu anda o projelere biz çalışıyoruz. Bakanlıklarla görüşüp onlarla ilgili mutabık kaldığımızda, ki burada biliyorsunuz Turizm Bakanlığı arkadaşlar yetkili, oradan inşallah o projeyi müştereken onaylarlarsa hazırladığımız projeyi sanıyorum dünya çapında, bir tek Türkiye çapında değil, burasını bir destinasyon haline dönüştüreceğiz. Biliyorsunuz Vezir Köprü bizim çok tarihi bir ilçe. Bir tek burası değil, özellikle kent merkezi. Başkanımın da 3. dönemi çok büyük hizmetleri geçti. Ben de teşekkür ediyorum. Nerik, biliyorsunuz kazıları bir taraftan devam ediyor arkadaşlar. Bizim Kunduz bölgemiz bu konuda çok önemli bir turizm merkezi. Gençlik ve Spor Bakanlığımızda orada bir otel inşası ihalesi oldu. Onu da devam ettireceğiz. Kendileriyle görüşüyoruz. Vezirköprü ayrıca bir sanayi merkezi haline de inşallah dönüşecek. Kenevir'in merkezinde olan özellikle tarıma dayalı sanayi, ağaç sanayi noktasında çok önemli bir merkez. Vezirköprü'nün çok önemli bir potansiyeli olan bir ilçemiz. Türkiye'de nüfusu büyük olan ilçelerden ve Samsun'da bu konuda hemen hemen her alandaki potansiyelini biz hem şehrimizin ve her ülkemizin geleceğine kanalize etmek durumundayız. Bugün yaptığımız programda ayrıca bizim özellikle Altınkaya ve Kuruçay mahallelerimizi, Alaşam'ın mahallesi olan Gümüşova mahallemizde, oradaki hizmetlerimizi yerinde gördük. Bu mahallelerimizin de tüm altyapı ihtiyaçlarını 2021 yılında Sadık Başkanım'la beraber el ele verip inşallah tamamlayacağız. İnsanlarımızın hizmetine açacağız. Dolayısıyla Mehmet Başkanım, gel şöyle başkanım, sen de gel.
Burası çok önemli bir merkez bizim. Dolayısıyla sizler aracılığıyla bunu hem Samsun'umuza hem ülkemize tanıtılmasında büyük fayda görüyoruz. Desteğinizi de bekliyoruz doğrusu. Herkesin gelip görmekte büyük mutluluk duyacak olduğu bir yerdeyiz biz şu anda, bir lokasyondayız. Yani burayının bir benzerini başka bir yerde görme şansı yok. Onun için böyle gezmede, görmede her insanımızın mutlu olacak olduğu, unutamayacak olduğu, tekrar gelip görmek isteyecek olduğu bir bölgedeyiz. Gelecek olan insanlarımızın hemen hemen her türlü rahat, konforlu bir yolculuğu burada, tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek olduğu ve onu burada konaklaması durumunda da üst düzeyde mutlu olabilecek olduğu, rahatlık içerisinde konaklayacak olduğu tesislerimizi de bir taraftan kazandırıyoruz. Bildiğiniz gibi Vezir Köprü merkezler, vakıflara ait olan bir orada hanı biz otel olarak şu anda hizmete açıyoruz bu sene. Güzel bir restoranı, üzerine çok nezih, bambaşka bir tarihi, yani işte 300 yıl, 200 yıl önceden kalmış çok nezih bir otel odasında konaklamak isteyenler de oraya, Vezir Köprü'ye bekliyoruz arkadaşlar. Başka geriye kalmıyorum istersen. Gece kalmıyorum. Ne kadar sürüyor yolculuk? 7 dakika. Kaç? 7 dakika gidiş, 7 dakika ödeyim. 10 dakika, 15 dakika sürüyor. Adam bize gelmiyor.